Merhaba arkadaşlar. Sizin sorularınızı cevaplamaya devam ediyorum. Tarık Işık, Salim Karaaslan ve Mert Tural 1500 lira civarı giyim tavsiyesi verebilir misiniz demiş. 1500 lirayı biraz daha yukarı çıkartmaya çalışın arkadaşlar. Bütçenizin hani biraz daha üstüne çıkmaya çalışın. İyi mont, iyi kask, iyi korumalar almaya çalışın. Şimdi bir tane sunuyorum. Bu gerçekten hani iyi bir mont, hem de yazlık bir mont. Hani yazlık mont isteyip istemediğinizi bilmiyorum tabii. O yüzden de hani ben yazlık sunuyorum şimdilik. Şöyle kapatayım. Bu Revit'in GT Air modeli. Ön tarafı gerçekten hani hava alabilir şekilde yapılmış. Kolları hava alabilir şekilde yapılmış. Kol ayarlamaları var. Bilek ayarlamaları var. Aynı zamanda bileğinde şöyle açıldığı zaman rahatlıkla nefes alabilen iç yapısını ve fileli yapısını zaten görüyorsunuz. Bu zaten hani fermuar bir şekilde yapılmış. Dirsek ve omuz korumaları var. Aynı zamanda arka tarafında da bir tane koruma olması gerekiyor. O yüzden de onu siz almanız gerekiyor. Revit bunun içine kendisi koymuyor. Dediğim gibi kol ayarlamaları var. Kolda körük mekanizmaları var. Yanında iki tane cev var. İçinde bir açıp bakalım. Şurası boynu da şöyle çıt çıtla kapatılıyor. Açıp bakalım. Dışı hani size çok fazla zarar vermeyecek. Hani sürtüldüğünüz zaman da size zarar vermeyecek şekilde bir kumaştan yapılmış. Bunlar ortalama 600'de 1000'de kumaşlardan yapılıyor. Gerçekten dayanıklı kumaşlardır. Fakat hani şu bölgelerde çok fazla sürtünme yaşarsanız onlar da çok fazla size destek olmayacaktır. Fakat hani hiç destek olmayacak mı derseniz hayır. Olacaktır tabii ki. Ve iç tarafında cepleri var. Dış tarafı ve iç tarafı file doku olduğu için, arka tarafında fileli doku olduğu için rahatlıkla nefes alabilen, yazın siz de ferah ferah kullanabileceğiniz bir kumaşa sahip. Bunu önerebilirim. Bununla beraber şu yeni gelen kaslardan Next SX 100'lerden önerebilirim. Biliyorsunuz hani A sınıfı polikarbon olması lazım bunun dış kabuğu. Pin nokları var, ön havalandırma kanalları var, üst havalandırma kanalı var. Güzel kaslar, uygun fiyatlı kaslar. Ve üst tarafında arka tarafında spoiler'ın hemen bitiminde hava çıkış kanalları var. Bu spoiler biliyorsunuz sizin rüzgarda sallanmasını engelleyebilecek, kafanızın rüzgarda sallanmasını engelleyebilecek bir yapılmış. Ece 2205 sertifikasına sahip 1550 gramlık bir kask, mikrometrik bir bağlantı var. Bir tane arkadaşımız, Caner Tilki denen arkadaşımız, kusura bakmayın işte mikrometrik bir bağlantısı olan kaska bu parayı vermem dedi. Tabii ki Double D bağlantısı olan gerçekten, Double D bağlantılı olan kasklar gerçekten daha emniyetli, daha güvenli. Çünkü adamlar zaten hani MotoGP'de de kullanıyorlar. Bunun bir çene pedi yok, bir burun pedi var şurada. Ama bir çene pedi yok. Mesela rüzgardan kendinizi korumak için bir tane balaklava, bandana gibi bir şey almanız gerekir. Şöyle gösterebilirim. Zaten hani yaklaşık bunların ikisi 2000 liraya yaklaştı. O yüzden hani farklı bir çeşit 1800 lira, 1900 lira ama tabii ki hani nakit ödediğiniz zaman yaklaşık %5, %8 kadar bir tane bir indirim yapıyorlar. İç petleri çıkartılıp değiştirilebilir, çıkartılıp yıkanabilir. Havalandırma kanalları güzel yapılmış ve geçen sefer bunun güneş yüzüğünü tanıtmayı unutmuştum. Şu klipsten, pinden güneş yüzüğü açıp kapanabiliyor. Ve özellikle hani bu kaska özel yapılmış bir şey. Şuradaki hemen şu camın yanındaki bağlantıya basarak şuradaki camı pıt diye kaldırabiliyorsunuz ve rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Değişimi de kolay, hani yıkanıp takılması veya silinip takılması da kolay. Şuna basarak tekrar şuraya sokuyorsunuz. Şöyle çıt diye kapanıyor. Tabii ki XCOM bağlantıya hazır. Şurada bir tane yuvası var. Geçen sefer onu da göstermemiştim. Buraya bağlantısını, o XCOM'u koyarak yerleştirebiliyorsunuz. Ve intercom'a doğrudan intercom'la iletişim halinde olabiliyorsunuz.
İç petleri çıkartılabilir dedik, mikrometrik bağlantısı var dedik ve 1550 gramlık bir kask olduğunu söyledik. Beraberinde tanıtacağım eldiven tabii ki çeşit çeşit olacak. Şimdi 1500 TL'lik bir tane kombin demiştik. O yüzden hani bunu öneriyorum, yaz olarak bunu öneriyorum. Fakat hani ben 4 mevsim istiyorum, işte kışlık bir mont istiyorum derseniz o zaman önereceğim başka. Geçen tanıtımlarda tanıttığım Venom'un Texas sentetik deri montu. Bu kışlık bir mont, içinde özel bir astar tabakası var. Aynı zamanda hani bu astar tabakası çıkartılabiliyor ve baharda da yazın aşırı sıcak değil, sıcak havalarında rahatlıkla kullanılabiliyor. Deri olduğu için hani sizi daha fazla koruyacak bir yapıya sahip ama sentetik deri, onu söylemeden geçmeyeyim. Hani tam bir deri montu, mesela bir sığır derisi, bir manda derisi veya bir inek derisi kadar koruyucu olmayacaktır bunun koruması. Dirseklerinde koruma var, omuzlarında koruma var, yan tarafında cepleri, üst tarafında cepleri var ve iç tarafı astarı çıkabiliyor. İç tarafında da iki tane cebi var. Bu montta gerçekten uygun fiyatlı, hem kışlık hem de daha uygun fiyatlı. Yani üstündeki Revit GT Air'den daha uygun fiyatlı bir mont. Bunun da fiyatı 530 TL. Bunun da tabii %5 gibi bir indirim var nakit ödemede. Salim Kararsan, Mert Tural ve Tarık Işık adlı arkadaşım 1500 TL'ye kadar kombin istemiş. O yüzden hani Revit GT Air ortalama 1000 lira civarında olması lazım. O 1000 liraya geldiği için bu montu değil, onları hani yine 4 mevsim kullanabilecekler. İçinde termal bir astar olan Venom'un Texas'ını öneriyorum. Bunu alabilirler, bu 530 lira. Next SX 100 kask ise yaklaşık 870 lira civarında bir fiyata geliyordu. Onlarla beraber önerebileceğim birkaç tane daha giyim tavsiyesi var. Bir tane daha, işte bu 1500 liralık tavsiyenin içinde Vexo'nun konfor siyah eldivenini sunuyorum arkadaşlar size. Bu yazlık bir eldivendir. Kışlık modeli de var Vexo'nun. Hani yaz ayına girdiğimiz için yine yaz ve kış örneği olarak birbirinden farklı şekilde tanıtacağım onları zaten. Bilek koruması var, delikli bir yapısı var, eklem yeri korumaları var, yumruk koruması var ve bileği cırt cırtlı şekilde yapılmış Vexo'nun konfort modeli. Bunu alabilirsiniz Tarık, Salim ve Mert. Bu da gerçekten hani dayanıklı bir eldiven ama tabii daha dayanıklısı yok mu? Tabii ki daha dayanıklısı var. Bu eldivenden sonra tanıtacağım Speedy'nin Kinet denilen dizliği. Bu dizliği alabilirsiniz. Teş 90 Madra veya işte Teş 90 Pirate, Teş 90 Ilgaz pantolonunu alabilirsiniz. Veya onun yanında bot olarak Rockwell'in Look VP denen bir tane modeli vardı. Onun linklerini zaten açıklama kısmına koyacağım. Onlardan alabilirsiniz Salim, Mert ve Tarık. Bu korumalar cırt cırtla kapanıyor, tokalı şekilde yapılmış ve dizlerinizi koruyabilecek gibi. Bu korumaların bildiğiniz gibi kaza anında ters dönebildiğini, katlanabildiğini, ayaktan çıkabildiğini bilmeniz gerekiyor. O yüzden de hani Teş 90 korumalı pantolonu alırsanız onun ayaktan çıkma, dizlerinin ters dönmesi gibi ihtimalleri yok. Kot almanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi Teş 90, Madra, Ilgaz veya Pirate kot alabilirsiniz. Tabii hani biraz bütçenizi aşmış olacaksınız ama iyi korunmak her şeyden önemlidir. Çünkü tek bedenimiz var, başka bir bedenimiz yok. Dedim ya, Vexo'ya bir tane hani o yazlık modeldi, bir de kışlık model sunacağım diye. Vexo'nun bu modelini sunuyorum. Kışlık olarak da hani kullanmak istiyorsanız almanız için. Bunu giyerek göstereyim. Şöyle cırt cırtlı şekilde açılıyor bilek koruması. Aynı zamanda bileklerinde elastik şekilde bileğinizi tutabilecek gibi yapılmış. O biraz rüzgar koruması, biraz da elinizden çıkmamasını sağlayabilecek bir şey. Bunun da tabii ki bilek, eklem yeri ve yumruk koruması var. Birçok ek yeri var. Özellikle şu baş parmağına gelen yerde koruması var. Eklem yerlerinin hemen üstünde körük mekanizması var, rahat gaz sıkabilmeniz için. Ve şurada cırt cırtı var, kapatabiliyorsunuz. Vexo'nun bu eldiveninde uygun fiyatlı eldivenlerden, kışlık 4 mevsim giyemezsiniz. Yazın giyilmeyecek, kolay kolay giyilmeyecek bir model. Parmak hassasiyeti, şu telefon parmak hassasiyeti var sanırım bunda da. Şöyle iki tane dokunmatik şeyi kolaylaştırabilsin, elinizden çıkartmadan telefondaki herhangi bir şeyi yapabilin diye yapılmış. Bunları sunabilirim.
Şimdilik sunuşlarım bu kadar. Yaklaşık 1500 liraya kadar bir kombin sundum. Ama tabii bu biraz daha aşıyor. Ben onun örneklerini açıklamada paylaşacağım. İyi sürüşler.